Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugünkü akşam menümüz eşimin yapacak bize. Eşim burada 1 kilo antrikotumuz vardı. Onu akşamdan terbiyelemiş. Benim haberim yoktu. Çekimini onun için yapmadım. Terbiyesi için yarım şişe maden suyu koymuş. Bir çay bardağı süt koymuş. Bir fincan zeytinyağı koymuş. Karabiber var mı? Evet, bununla terbiyelemiş sevgili izleyicilerim. Bugün o yapacak bize. Şimdi bunları, antrikotlar büyük olduğu için şöyle göstereyim. İkiye böleceğiz. Biraz parçalayacağız yani. Videoma devam edeceğim kaldığım yerden. Şimdi eşim parçalamaya başladı. Şöyle 2-3 parçaya ayırıyor. Daha kolay kızartılması için. Dana antrikotu sevgili arkadaşlarım. Bayağı da yağlıymış. Burada da tavamı hazırladım. Evet, hepsini de böyle küçük parçalar halinde parçaladı. Az sonra kızartma işlemine geçeriz. Kızartırken de karabiber ekeceğiz biraz. Şimdi tavamı ocağıma aldım. Bir yemek kaşığı kadar eritilmiş sade yağı, tereyağı yani ekledim. Önce tavamızı şöyle bir yağlıyoruz. Evet, şimdi yağımız eridi, tavamız ısındı. Etlerimizi şöyle döküyoruz tavaya. Kendi yanımda ortaya koyduğumuz. Kendi yanımda erişim, kendi yanımda üzerinde daha lezzetli olacak. Arkadaşlar, kusura bakmayın, hani mübarek gün, hakkınızı helal edin, göz hakkınızı. Ama işte mübarek günde de mutlaka yapılıyor böyle şeyler. Üzerine şöyle bir tane fırın kağıdı kapatıyorum, sıçramamak için. Sıçramlar da üzerinde hemen görüştü zaten. Şimdi şöyle biraz çeviriyoruz. Her ne kadar korusan da yine ocak batıyor kızartma içlerinde. Şöyle bir altı çektik tekrar. Biraz biberiye, biraz karabiber. Attım sevgili kardeşlerim. Şimdi şöyle sunum kabımı alıyorum. Evet, şimdiki tavamızı kızarttıktan şöyle kuşunun kabımızın kapağını kapatıyorum soğumasın diye. Üzerine tuzunu, karabiberini, kekiğini, biberiyesini ekliyoruz. Tuzunu önceden atmıyoruz sevgili izleyicilerim. Terbiyeli için atmıyoruz, etimiz sertleşmesin diye. Kızartırken bu şekilde ekliyoruz. Evet, şimdi de biraz kekik ekliyoruz. Tuzunu karabiberle ekledikten sonra biberiyesini. Etin kokusunu alması için, aroma vermesi için. Evet, tekrar kapatıyoruz. Evet, kızartmamızı yapmaya devam ediyoruz. Bu da oldu. Az sonra domates ve güzel sos yapacağım üzerine sevgili kardeşlerim. Dondurucudan biraz domates çıkardım. Tamam, olmuş, onları da alalım. Tamam, dondurucu. Hiç kurumasın. Böyle şeyler çok kızarınca da sert oluyor.
Şimdi dondurucudan biraz acı biber, biraz domates. Bunlarla sos olarak üzerine. Şimdi biraz da domatesleri, biberleri şöyle soteliyoruz. Sosun suyu çıkıncaya kadar. Onu da üzerine alacağız. Sevgili izleyicilerim, şimdi etimizi kızarttıktan sonra burada da domatesli biberli sosumuzu yaptık. Şimdi bunları buluşturuyoruz. Dök bakayım üzerine. Bugünkü dediğim gibi menümüz anamın eşinden. Şöyle soslarını üzerine dağıtıyoruz. Sevgili izleyicilerim, videomu buraya kadar izlediyseniz, abone olmayan arkadaşlar, abonelik ücretsizdir. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeniler ücretli değil sevgili izleyicilerim. Beğenileri bırakabilirsiniz. Şimdi kapattık. Bitti. Yok, dur da. Sevgili izleyicilerim, eşim de bugün bize, akşam menümüze antrikot yaptı. Ona da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Sevgili izleyicilerim, videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda başka güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.